Herkese merhaba. Yeni bir projeyle birlikteyiz. Bu defa bir alkış anahtarı yapacağız. Namı diğer el çırpma devresi. Yapacağımız bu devre hem açma işlemini hem de kapatma işlemini gerçekleştirecek. Röle ve kondansatör bağlantılarıyla işleme başlamak istiyorum. Burada kullandığımız kondansatörler bir nevi hafıza işlemi görecek arkadaşlar. Devre tamamen benim tasarımımdır. Bir örneğini daha bulma şansınız yok. Şimdi gelin birlikte projeye başlayalım. Şimdiden iyi seyirler ve iyi eğlenceler. Gördüğünüz gibi röle ve kondansatör bağlantılarıyla projeye başlıyorum. Şu an elimde devrenin beyni diyebileceğim parça. Yani tristörümü görüyorsunuz. Tristörlerden bir tanesi elimizi şıklattığımızda devrenin aktif olmasını sağlayacak. İkinci tristörümüz ise tekrar elimizi şıklattığımızda bir röle yardımıyla sisteme giden gücün kesilerek sistemin resetlenmesini sağlayacak. Şu an sistemi resetleyecek olan tristörümün pinlerini bükerek işleme devam ediyorum. Bu tristörümüzü röleye lehimleyeceğiz. Bağlantılarını hemen sizinle paylaşmak istiyorum. Elimizi şıklattığımızda sistemi açacak olan tristör ve bu tristörü kalibre etmek için kullanacağımız potumuzu devreye ekleyerek devam ediyorum. Buralarda çok türlü trim pot kullanacağız. Normal trim pot da kullanabilirsiniz ancak ayarlamak oldukça zahmetli olacaktır. Bu devrede İki ayrı tristörün yanında yine iki ayrı mikrofon kullanacağım. Şu an gördüğünüz tristör devreyi açacak olan tristörümüz. Yani elimizi şıklattığımızda buradaki tristörümüz tetiklenerek enerji geçişini aktif edecek. Yani devremiz çalışmış olacak ya da bizim devreye bağladığımız lamba olur, motor olur veya başka bir şey olur. Onun çalışmasını sağlayacak. İkinci mikrofonumuz ise bu işlemin tam tersini yapacak. Biraz önce röleye bağladığımız tristörün tetiklenerek sisteme giden enerjinin kesilmesini ve sistemin resetlenmesini sağlayacak. İkinci tristörümü tetiklemek üzere buradan bir çıkış alıyorum 1K'lık direncimizle. Bu direncimiz bir kondansatörü şarj edecek. Kondansatörümüz yavaş bir şekilde şarj olacak. Elimizi ikinci kez şıklattığımızda bu kondansatörün üzerinde depolanan enerji sayesinde rölemiz aktif olacak ve sistemin yaklaşık yarım saniye için enerjisini kesmiş olacak. Röle tekrar düştüğünde tristörler devreden çıktığı için herhangi bir çıkış olmayacak. Yani güç kesilmiş olacak. Bu sayede hem devrenin açılma işlemini hem de kapanma işlemini tamamlamış olacağız. Bağlantılarımızı tamamlayarak devam ediyorum. Şimdi sistemi kapatacak olan ikinci mikrofonu projemize ekliyoruz.
İkinci tristörün tetik pinine buradan bir bağlantı oluşturuyorum. Kırmızı kabloyla mikrofondan gelen sinyali tristörümüze ileteceğiz. Yani ikinci kez elimizi şıklattığımızda buradaki mikrofonumuz tristörü tetikleyecek. Kondansatörün içindeki enerji bitene kadar da buradaki rolemiz devreye giden enerjiyi kesecek ve sistem bu şekilde devam edecek. Çıkış terminalimi ekledim. Çıkış terminali üzerine 12 voltluk bir lamba bağlayarak projeyi çalışmaya hazır hale getiriyorum. Şimdi lambamızı bağlayalım. Ardından kalibrasyon ayarıyla devam edelim.